onu. Ya sus tamam yeter ya. Bu hareket de benden sana gelsin. Güzel vuruyor değil mi? Giren moda girdin mi? Girim. Tam böyle video giriş yapacak mıydım? Rahatla biraz. Sanki. Aynen. Sanki ben sana şu an masaj yapıyormuşum gibi hisset. Çok bak, iyi abi. Ellerimi koydum. Evet. Aşağı yukarı. Merhaba arkadaşlar, ben Kasuzgi. Bugün Jungle'da Kazix oynuyoruz. Ama Kazix'i sinsi pençeyle oynuyoruz arkadaşlar. Sinsi pençeyle özelinden size hemen bahsedeceğiz. Neden sinsi pençeyle oynuyorum, neden Kazix oynuyorum. Hepsini bahsedeceğim arkadaşlar. Mid'de de Bedirhan var. Bedirhan hoş geldin, hoş buldum. Çok güzel bir oyun dönecek. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz ürünlerle oyuna giriyorum. Kara Asat oynayacağım. Şu an Beste Challenger bir adam var. Kazix'i sadece Kara Asat ve CC Pençe oynuyor. Sağ taraftan da Kozmik Sezgi ile beraber bot aldık. Bunun sayesinde farm yapacağız ve botumuzu alacağız. Kozmik Sezgi ile de CC Pençe'nin cooldown'u düşecek vesaire. Güzel bir oyun olacak. Sizlere anlatacağım. Biliyorsunuz ki Jungle'a değişiklik geldi. Jungle zayıfladı ama her yani iki takım için de zayıfladı. O yüzden problem yok. Kazix'te belli rotalar var. Kazix her zaman için güçlü karakter. Zaten videolarını çok yaptım biliyorsunuz ama bu sefer CC Pençe ile oynayacağız. Yanımda Pezo Vidran var zaten biliyorsunuz. Onunla da eğlenceli videolar geçiyor. Karşısında ben varım. Büyük ihtimal onu yok ederim. Böyle güzel bir video yapacağız. Kazix isterseniz golem kuş alıp oynayabilirsiniz. Veya benim yaptığım şekilde kuşlardan sonra burada 4 level'a kasabilirsiniz. Şunu aldığımızda 4 olacağız. Karşıda 500k mastery var. Çok konuştum. Özelliklerini anlatacağım şampiyonun. Herkese keyifli seyirler. Bedirhan, senin girişine yemin ediyorum bir benden iyi girdiğin için 7-8k like bekliyorum yani. Ama bir 10k görür müyüz bakalım. Videolar tam hızıyla eğlenceli bir şekilde devam edecek. Haydi let's go. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu rotayı seviyorum. Scuttle'da 4 level olacağız zaten. Yani Yampiri'de 3-15'te Yampiri'de olmaya çalışacağız. Sonra gank atacağız, kasmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki takımlar genelde çok hata yapar. Hataları değerlendireceğiz biz. Bizim botta Grace var, adam otofilm dedi. Ben jungle oyuncusuyum ama Ashe almak istemedi. Jungle olduğu için Graves aldı. Kill aldılar valla. Devam ki. Mastery'i gördük. Yukarıda kill almış. Şimdi midi pushladığımız için oraya go go Bedirhan. Şimdi Mastery'i biraz darlayalım. Ben çarpımı attım. Hızlı gelmek için. Burada kasedine de girebilirim. Hemen kasedine daldım. Boşuna flash attı. Senin ona dalacağını sandı herhalde. Ama problem yok. Çok güzel kart çekiyorsun ha. Al onu sen... Sen mükemmel bir detaysın. Görüşürüz Bedirhan. Bay bay, senin işin bu kadardı. Bay bay. Aa! Yaşıyor musun lan? Galiba. Adamsın sen. Bu arada Bedirhan olmasa da hani mid lane'ler push aldıktan sonra yardım etmeli. Bizim bu oyunda amacımız farm yapıp 6'ya kadar güçlenmek. İlk önce ultiyi geliştireceğiz. CC pençenin kullanımını size göstereceğim. Şu anki metada işte jungle zayıfladı ama böyle erken oyunda güçlü olan karakterler iyi. Rek'Sai gibi. Kazix de erken ve late de güçlü. Bu build'de aşırı iyi. Her neyse. Aklına bir şampiyon geliyor mu kardeşim? Erken oyunda güçlü olan. Kazix'in fresh yok. Bait'le. Bait'le. Sen adamsın. Onu da alacağız. Flash'i olabilir. Attım bir Q Bedirhan. Ölme. Ah nasıl? Tamam ben aldım. Tertemiz. Buradan topa da çıkarsam. Scuttle'ı da aldığın için görmeyecek. Orada da bir kill çıkarsa çok güçleneceğiz ya. Erken oyunda işte insanlar çok fazla hata yapıyor arkadaşlar. Hatalar mesela Renekton'un pushlaması gibi. Yani bu hataları değerlendirip killleri alın. Kazix ya her zaman diyorum anasını satayım. Her eloda taşıyan mükemmel bir karakter ya. İstersen flash at. Oo. Bunu alırız E atarsa. Gel. Aa çift attı lan. Flash'ım vardı Bedirhan. Her neyse arkadaşlar, Kazix zaten bayağı videosu geliyor dediğim gibi. Yayınlarda sürekli oynuyorum. Bu Mastery'i taşıyacak mı acaba? Sütçü peder. Bedirhan'la yaparız bir şeyler. Benim amacım size bu CC pençenin kullanımını göstermek. Bununla beraber arkadaşlar, bununla beraber başka bir şey yok. CC pençe, Kazix efsane, zaten videolarını atıyorum. Eğlenmeye bakın, let's go. Şu an Bedirhan, dokunduğum adam ölür. Yanında sen bile ölebilirsin. Tamam. Kendi karakterimi de kesmek istemiyorum ki. Yok. Aa beni tahmin edemedi herhalde. İnsan 2 ward atar. Hemen 6 olduk. Bu arada 6. seviyede ulti geliştiriyoruz. Ben yayınlarda da Q geliştiriyordum ama Challenger bir Kazix oyuncusunu izledim. Adam ulti geliştiriyor. Bunun sebebi 3 kere basması uzun süre görünmez olması.
uzun süre görünmez olduğu için rakibin yanına yaklaşıp sinsi pençeyi vuracağız arkadaşlar. İlk önce sinsi pençeyi vurunca hasarım daha da artacak. Bu şekilde bir şeyler yapacağız. Ejder'e daldım ama bot lane'de olay var. Ultim var. Üçü beder. Ben de alırım diye düşünüyorum. Saldım. Saldım onu. Sen aldın değil mi onu? Bediran saldım onu. Smite attı abi. Ha. Tamam oğlum, bir daha salmayız. Desene. Neyse, ben bu Mastery'yi keseceğim. Ya kuşlarında ya da kırmızısında. Kırmızısı yoktu değil mi üstünde? Yoktu. Aynen, yokmuş Bediran. Karşı golemi kaptık ve çıktık. E'm yok Bediran. Ayaküstü sana geliyorum. Tamam. E'm yok ama. Helal. Sen 60 kadar oldun. Oğlum. Abi ben onu keserim ya. Flash harcayayım mı? Ya. Oo, oğlum çok iyi lan. Bu arada ulti geliştirdik. Q'nun hasarı artmıyor. Sadece cooldown'u düşüyor arkadaşlar. Jungle rapor demeye başladılar. Erkün oyunda bayağı kastık. Hemen bir telefon çağrısı var. Kim arıyor? Evet, babamız katılıyormuş. Evet baba. Alo. 5 minutes later. Arkadaşlar saat şu an sabah 7.30 ve sizlere güzel bir video çıkarmaya çalışıyoruz kesinlikle. Babacım da simit geldiğinde haber vermesini söylemişti. Geldim mi de Bediran? Anında yaklaşıyorum. Hemen. Oğlum Bediran ki. Evet. İnanılmaz. Manyak mısın oğlum sen? Küçüp eder. Ben çıktım valla. Bana dalarlar söylerim. Bana niye ping atıyor? Bana dalsalar zaten ölüyor. Flash yer misin? Eam. Bediran, çalmak için klavyeyi kırdım ya. Niye böyle bir insan oldum ben? Ha? Niye çalıyorsun abi? Ya sus, tamam yeter ya. Arkadaşlar her şey video için yani. Böyle bronzda video çektiğim yok benim. Platta takılıyoruz. Yayınlarda full yüksek elo zaten. Böyle herkese hitap etme amacıyla, herkese denk kastım. Hani insanlar çok hata yapıyor. Bu karakterle her lige çıkarsın. Challenger'da adam sadece kara sattı. Benim oynadığım bu şekilde oynuyor. Bunlar aklınızda olsun. Ninja tabii alalım karşıda. Çok AD var. Bununla beraber ikinci eşyaları hemen size söyleyeyim. Eğer karşıda kalkan basan bir karakter varsa, Karma, Lulu veya diğer karakterlerde Yone, Yasuo'da bu kalkan yay itemini alırlarsa atıyorum, yılan dişi alabilirsiniz. Onun dışında gecenin kıyısı rakipte büyü yetenekleri varsa, yoksa yoğumu gecenin kıyısı yine yılan dişi veya diğer zırh deşme eşyalarıyla devam ediyorsunuz. Bu arada şu ana kadar 10 numara gidiyoruz. Gerçekten Q yerine ulti geliştirmemin de faydalarını da gördük. Ekstra bir sıkıntısını da görmedik açıkçası. Q hasarı aynı çünkü. Ve ultimiz ve CC pençeyle oynamaya devam. CC pençeyle uçacağı nasıl giriliyor? İlk önce ulti basıyorsunuz. İçine girip teki atıp çıkıyorsunuz. Buradan bu farmları da alıyorsunuz. Bediran kaçtı. Alo, sesim geliyor mu abi? Kaçtı kaçtı. Kanon kaçtı, gözün kaldı. Neyse arkadaşlar, Mastery'yi aşağı tarafta gördük. Hemen karşı ormada bir selamun aleyküm diye baktım, yok bir şey. Alamete girelim. Genel olarak jungle oynanışınla alakalı, karşı jungle'ı takip edip ormandaki objektifleri ve karşı ormana doğru şekilde girmeyi unutmayın. Yani nasıl biz maç başında Yampiri'den sonra diğer Yampiri'ye koştum. Benim midim ittirdiği için onu çağırdım. Bediran olmasa bile, başka biri olsa bile ping desem gelmesi lazım. Bediran videomuza ayrı bir zevk ve neşe katıyor tabii. Geldiği için teşekkür ederim Bediran. Tamam sus yeter. Niye konuşmadın? Sana bıraktım onu ben ya. Bana sök. Hop. Bu hareket de benden sana gelsin. Ben çok alıştım bunu oynamaya. CC pençe 10 numara. Arkadaşlar oynayın bence. Ama her maç CC pençeye gerek yok. Kazik CC pençesiz de taşır. Alamet açmamı istedi ama bir yükü var, bota açarız be. Yani eğer şöyle. Bunu açıyorum. Aha. Ultim var. Ulti var da. Burada bir almamız gereken. Çok güzelsin. Ben burada ejderhe doğru gidiyorum. Yani şöyle. CC pençe oynamaya gerek yok. Draktar da çok iyi. Eclipse de çok iyi. Elektrik ver veya karşıda tank varsa isterseniz yenilmezli girip yine Eclipse veya Draktar kasabilirsiniz. Eclipse dediğim eşya şu
çıkıyor arkadaşlar, kararma. Kazix her türlü oynanıyor. Atıyorum ulti geliştirdiğim için ona göre yavaş yavaş oynayıp rakibin üstüne oynuyoruz. Bir anda tekliyoruz gibi. Yani playstyle dediğimiz şey değişiyor. Bu arada videonun başında Naper sizi uyarır. Birinci dakikada hemen. Videonun sonunda çok güzel bir notch tek atma ve rahatlama seansını kaçırmayın. İzleyin sonuna kadar. Böyle var ya, izlerken bayılacaksınız. Let's go. Tamam, 11. seviye base'imizi atıyoruz. Eğer ki dediğim gibi rakip takımda stun atan, kart atan, Twisted Fate gibi, Aurelion Sol gibi bir anda stunlayan, şey yapan. Burada bir tek Leona var. Böyle karakter olsaydı gecenin kıyısı alıyoruz. Sonra yoğumu falan filan. Falan filandan kastım bu falan da olur. Ama ben şimdi yoğumu alacağım direkt. Çünkü karşıda öyle beni direkt engelleyecek, şey yapacak bir karakter yok. Hızlı hızlı koşarız rakibe. Gireriz içlerine. İkinci olarak W güçlendiriyoruz. Bunun sayesinde rakipleri yavaşlatıyoruz. Kara hasatımızı patlatabiliyoruz. Her türlü oynuyoruz arkadaşlar. Bunu bir deneyin. Kazix'e aşinaysanız zaten seversiniz. Değilsiniz alışırsınız. Veya ilk olarak Q'da geliştirebilirsiniz. Tamamen oyun içinde yürüyüşünüze bağlı bu. Onu unutmayın. Bir dakika, ben burayı toplayacağım. Aaaa, atladım direkt ama. Kaçış yok. Uf. Ne güzel vuruyor değil mi? Aa, evet. Bak ultiyi 3 kere güçlendirdiğim için bu arada bu kadar rahat. Adamı yakalıyorum, uzun süre gidiyorum. Yani ilk bir tane ultide bile adama yaklaşsam 3 saniye boyunca koştuğum için saldırırken ilk önce CC pençe basıyoruz. Ama rakip eğer CC pençe veya E menzilinde değilse ilk önce E, sonra CC pençe ile yanına gidip düz vuruş da vuruyor. Ejder var. Ejder de toplanalım da şurada bir yerde Jin base atıyor olması lazım. Aha. Direkt ölecek. Tamam. Bir an alamayacağım sandım. Normalde ulti bastıktan sonra Q'umun cooldown'unu beklemem lazım düz vuruş atmak için. Yanlışlıkla tıkladım ama o kadar güçlüyüm ki dayanamıyorlar yani. Ama gerçekten hani ben çok Kha'Zix oynayan biri olarak söyleyeyim. CC pençe oynamazdım. Şimdi denediğimden beri bu CC pençenin hem hasarını hem oyun stilimi değiştirdiğini görünce çok beğendim. Oyunda hiç duraksamıyoruz arkadaşlar. Şimdi Baron çıkınca Baron alırız. Alameti kaçırdık. Yani karşı ormanı alabildiğimde karşı orman, bizimkiler fight girdi bu arada. Alamadığım zaman da kendi ormanımla devam ediyorum. Bu arada takımla oynamam lazım. Takım çok fight atıyor ya. Hemen geliyorum. Geliyorum. Astrid'i yerine arkadaki hedef. Oy. Oğlum çok iyi lan. Diğerini de alıyordum hatta da kaçtı. Çok güzel. İki atlamalı Kha'Zix. Çift atlama videoları yapıyordum bir ara. Keşke Kha'Zix'i araya sıkıştırsaymışım o zamanlar. Çok iyi. Burada kuşlar varsa kuşları alayım. Aldıktan sonra base atalım. Çok güçlüyüz zaten. Biz oyunu yavaştan kapatmamız lazım. Bir tık daha uzatmak istiyorum. Yalan yok. Böyle alırım rahat ya. Kaçarak oynayacağım. Geldiniz mi? Tamam. Bediren burası, yardım lazım. Bak. Bediren. Ben çok kötü bir oyuncuyum. Ya! Artistik yapacağım diye adamları öldüm ya. Özür dilerim, özür dilerim. Hayatta ölmezdim. Çok kontrollü ve süper CS falan her şeyim süper oynuyordum. Birazcık trolledim. Özür dilerim. Yine taşırım. Devam. Hemen bir Q atıp çıktım buradan da burayı nasıl oynayacağız bilmiyorum. Burayı biraz daha sakin oynarsak alırım herhalde ya. Ekledik bunu. Çok fena güçlüyüm ondan. Da. Burayı daha nasıl oynarım? Tamam. Şunu da ben kovalıyorum. Takım savaşında yavaş yavaş ve düzgün bir şekilde oynamak lazım ya. Ondan sonra bir şey yapamıyorlar. Çok kastım zaten. Oh be, AQ yazıyor Malphite. Arkadaşlar 3. E fulliyorum. Q da olur. Challenger abimiz ne fullledi hatırlamıyorum. Ben yayında bakmıştım. Canlı yayınlar Twitch'te bir Creed. Yayında analiz yapmıştık bu challenger arkadaşı. Hemen hatta bu gece yaptık. Sabah 5'te bitti yayın. Sabah 8'de de 7'de de sizlere video yapıyorum. Yani yeni baktık analiz videosuna. Yayınları da kaçırmayın. Ramazan'da fena yayınlar olacak her akşam. 10'dan sahura kadar yayınlara sizleri bekliyorum. Twitch TV Creed ve Instagram takibi unutmayın. Devam. Buraya biri gelebilir. Şöyle bir CC bekleyiş yapacağız. Oğlum ne uçtum be.
Adam saldı. Oğlum ben E geliştirdim. 3-5 kez zıplayabilirdim normal şartlarda da. Aha! Burada bir kişi tek başına yürüyor. Aha yetişir miyiz? Hayatta yetişemem. Yetişemedik. Malphite'a boss gibi dalıyorlar. Bunları da keserim direkt diye düşünüyorum da. Hoppa! Hoppa! Tak! Onu da aldık. Çok eğlenceli ya. Gerçekten eğlenceli yani. Sadece adamları kesmiyoruz, taşımıyoruz. Aynı zamanda ben eğleniyorum. Oynamak çok zevkli yani Kha'Zix'i bu şekilde. Bediran onu da kes. Aha. Helal. Abi çok güzel bir oyundu. Şu an ekranda hasar tablosunu da gördünüz. Fazla bekletmeden o zaman şu güzel montaj videosuna geçelim. Ursa Nocturne. Hadi let's go. Drop.